Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size az malzemeli ve gerçekten çok lezzetli Gaziantep'imizin meşhur Baltıkalaş kalaş, diğer adıyla külü kaşı ve diğer adıyla lapa tarifi ile geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diyip yemeğin yapımına bir su bardağı mercimek ve yarım su bardağı bulguru süzgeçin içerisine ekleyip yıkamakla başlıyorum. Yıkayıp suyunu süzdürdüğüm mercimek ve bulguru uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine 8 su bardağı sıcak su ekliyorum ve daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını tam kapatmıyorum ve orta ateşte kaynamayı bırakıyorum. Bir taşım kaynamaya başladıktan sonra sizin gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine köpük birikiyor. Ve bir kevgir ya da kaşık yardımıyla tamamen üzerinde biriken köpükleri alıyorum. Üzerine biriken kefini yani köpükleri tamamen aldıktan sonra tekrar kaynamayı bırakıyorum. Mercimekler tamamen açılana kadar pişiriyorum. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra mercimeği kontrol ediyorum ve mercimekler neredeyse pişmek üzereydi. Tabii ki de bu süre sizin kullandığınız mercimenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir ve daha sonra içerisine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum ve bir çay kaşığı karabiber de ekledikten sonra salçayla birlikte de şöyle özleşene kadar pişiriyorum. Salçayı ekledikten sonra ocağın altını kıstım ve uygun bir sos tavasının içerisine yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Gerçekten lapayı zeytinyağı ile yaparsanız daha lezzetli olur. Ama tabii ki de isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine yemeklik doğradığım 2 adet kuru soğan ekliyorum ve yüksek ateşte soğanın rengi dönene kadar kavuruyorum. Soğanın renginin neredeyse karamele yakın bu şekilde olması gerekiyor. Lütfen daha fazla kavurup yakmayın ve soğanın rengi tam bu şekilde olduktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Kavurduğum soğanı lapanın üzerine boşaltıyorum. Eğer isterseniz benim yaptığım gibi bu şekilde tamamını tencerenin içerisine boşaltabilirsiniz. İsterseniz de yarısını boşaltıp daha sonra servis ederken kavrulmuş soğanı tabakların içerisine bölebilirsiniz. Soğanı da ekledikten sonra şöyle bir iki tur karıştırıyorum ve artık lapamız diğer adıyla mahtı kalaş ve diğer adıyla külü kaşımız artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Servis ederken yanına taze soğan ve ayran gerçekten çok yakışıyor. Umarım sizler de bu lezzeti dener ve beğenirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.